Sarsıntı bitene kadar arkadaşlar. Sarsıntı bitti. Doğalgazını kapat, elektriğini kapat. Varsa battaniyeni al, paranın cüzdanını al, çekil. Ama önemli olan lütfen panik yapmadan sessiz bir şekilde hedef küçültmeniz. Niçin bu hedef küçültme? Hocam bu da hedef küçültme, bu da. Arkadaşlar ölüm nasıl gerçekleşir? Uzun kopmasıyla mı? Kafanın kırılmasıyla mı? Veya kaburganın kırılmasıyla mı? İç kanamayla mı ölüm gerçekleşir? Hayır. Beyin ölümüne gerçekleşir. Bizden şunu çok iyi biliyor itfaiyeci. Ezilen her madde yoğunluğu kadar veya kütlesi kadar mutlaka size bir boşluk oluşturur. O da 10 santimlik boşluk size yeter. Biz o yüzden yere eğilip anne karnındaki bir çocuğun cinin pozisyonunu almanızı istiyoruz. Bizden çok iyi biliyoruz arkadaşlar. Bakın şu günde Konya'mızda 7 ile 8 bazen onu bulan yangınlar var. Peki sizler bunu görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Bizler günlük rapor imzaladığımız için bu yangınlarla alakalı ve raporların da oluş şeklini bildiğimiz için emin olun oluşan bir yangında adamın beyninde ve bayanın beyninde kalın bir çizgi. 50 yaşına gelse, 70 yaşına gelse bir ambulans bilirse o geçmişte yaşadığı yangını hep unutmayacaktır. Çünkü yangının olduğu noktada çok büyük zayiatlar vardır değerli arkadaşlar. Bakın sağlık ekibinde ve kurumunda çalışıyorsunuz ve bunları çok iyi bilirsiniz. Bir kapalanda böyle. Yalnız buradaki hatırlarsanız 2012'nin yazını inşaat işleri yanmıştı İstanbul'da 11 kişi. Hatırlarınız oldu mu? Basınlama yapacaklardı. Bu 11 kişinin ölüm sebebi boğulma değil, tamamen yanma sonucu gerçekleşmiş. Yeni Bosna'daki Adli Tıp Kurumu'ndaki Mehmet Bey'in verdiği bilgi. Benim de eğitim amaçlı kullanacağım için sordum. Çok merak ettim. Nasıl oldu Mehmet abi diyorum. Diyor ki bunlar da hoca da çok ilginç diyor. Kaç dakika oldu sen biliyor musun diyor. Hocam nasıl oldu dedim. 3 dakika 32 saniyede 11 akaryakıt almaya gidiyoruz değerli çalışanlar. Ben eşime diyorum ki ya şu arabadan bir in. Bizim çocuklar işte çikolata al. Elin yüzünü kapalar diyorum. Hadi ya diyor. 624 bir gaz alacaksın diyor. Beni arabadan gidiyorsun diyor. Bakın. Yapacağım bilgi işte. Tüpün mühürlü olup olmadığına bakın. Bir. Altın kural. İkinci esas da bu tüpün içinde toz var demiştim. Tozu iten itici bir azot gazı var. Azot gazını gösteren manometre iplemiz yeşili göstermek zorunda. Görüyorsunuz bakın. Eğer yeşili gösteriyorsa bu tüp güvenli. Daha mühürlüyken tozla gazı şöyle aktif hale getirelim. Mühürü kırmak çok basit. Bakın bir tur çeviririm. İpimi eve çekebilirim. Alttaki taşıma koludur. Üstteki de tetikler arkadaşlar. Gelirsiniz, hortum alırsınız. Kapalı alanda olduğu için rüzgarı arka bağlıyorum. Değerli arkadaşlar, yangını açan zehirli gazlı kullanımı kurmak için rüzgarı arka bağlıyorum. Yangının merkezine, Süleyman Bey çekin misiniz? Bakın görüyorsunuz. Havayla teması kestiğim anda yangın sönmüş olması lazım. Ama katı madde olduğu için rüzgarın da havasının da etkisiyle tekrar yanacaktır inşallah. Aynı zamanda bizler, aynı sizin zamanda biz ne yapıyoruz? O zaten cep numarasını tekrar etmeye başladan teşekkür ediyor zaten. Anladık ki bizi samimi. Size bu yapılmalıydı. Aradı. Şu an iki defa aradı. Bey blok, A blok bizim iki bloğumuz var. Onu teyit ettiler. Şimdi de içeride mi, dışarıda mı, çatıda mı, nerede olduğunu. Dumanı görmüyorlar ya o yüzden. Doğrudur.